Olay televizyonu ekranlarından herkese mutlu sabahlar. Hayatın tadı başladı efendim. Dilerim iyisinizdir. Dilerim güzel bir gün sizleri bekliyordur. Bugün programımızda çok önemli bir konuyu ele alacağız. Estetik uygulamaları konuşacağız ama her defasında bahsediyoruz. Gerçekler nedir? Çizilen pembe tablolar nedir? Aslında biraz bu konuyu ele alacağız. Ve bu konuda estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doktor Ufuk Aydın bizimle birlikte. Doğru söyledim neyse ki. Şimdi sohbetimize başlayacağız. Ama dilerseniz önce mutfakta günün menüsüne bakalım. Mutfaktayız Şef Emre İdrisoğlu'nun yanında. Emre günaydın. Günaydın, nasılsın Eva? İyidir, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün o merak ettiğin tatlıyı yapıyoruz, zerdeği. Evet. Muhteşem bir Osmanlı tatlısı. Öncelikle şekeri pirinçle ve suyla pişireceğiz, kaynatacağız, bir kıvamlandıracağız. Daha sonra iki ayrı kasede nişasta ve zerdeçalı suyla, çok az bir miktar suyla açıp çözülebilir bir hale getireceğiz. Ardından biraz şöyle dolmalık çam fıstığı ve kuş üzümünü de bu karışımın içerisine koyup birlikte pişireceğiz. İyice kıvamlandıktan sonra da kaselere paylaştıracağız. Üzerini yine Antep fıstığı ve kavrulmuş çam fıstığıyla süsleyip servis yapacağız. Nasıl yapılıyor? Yapılışından da bahsetsene biraz. Bir 6 su bardağı kadar su kullanacağız bu tarif için. 6 su bardağı suyun içerisine yaklaşık 1,5 su bardağı kadar toz şeker, 100 gram kadar da pirinç, yani bir çay bardağı kadar da pirinç koyacağım. Bunları iyice pişireceğiz. Kıvam aldıktan sonra da çerezlerini koyacağız. Yani kuş üzümü ve kuru üzüm ve dolmalık çam fıstığını koyacağız içerisine. Biraz daha kaynattıktan sonra da iyice son kıvam halini alsın diye nişasta ve zerdeçalını yine çok bir 2 yemek kaşığı kadar suyla açıp çözünebilir bir halde tencereye ilave edeceğiz. Tamamen kıvamlanma işi bittikten sonra da altını kapatıp kaselere paylaştıracağız. Üzerine yine Antep fıstığıyla süsleyip servis yapacağız. Şimdi 6 su bardağı dedin ya, normalde tarif ölçülerinde su bardağı yazılır. O 200 mililitreye denk geliyor değil mi? 200, bir su 205 milim. 205 milim. Yani bizim eski usul su bardakları var ya, eski su bardaklarımız. O hiç böyle şekilli su bardakları çıkmadan önceki su bardağımız. Biz bütün ölçüleri ona göre ayarlıyoruz. O da yaklaşık işte toz şekerde 235-240 gram yapıyor. Unda 140 gram yapıyor. Suda 200 milim, yani sıvı maddelerde de tabii ağırlık oranına göre, katılık oranına göre. Kremada yine 180 milim kadar yapıyor. Sütte 200 milim. Ve suda yine 200 milim yapıyor. Doğru. Tamamdır. Emre, o zaman kolay gelsin teşekkür sana. Ederim. Ara ara zaten tarif et bize nasıl yaptığını. Tabii ki, iyi yayınlar size. Çok teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar. Hayatın tadı başladı, buyursunlar efendim. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doktor Ufuk Aydın bizimle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz. Hoş, günaydın. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Çok zor bir mesleğimiz var telaffuz olarak. İsmini söylemesi de zor. Bu mesleğe sahip olmak da zor. Değil sürdürmek mi? Zor. Çok zordur gerçekten. Şimdi aslında bugün tam olarak da bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü çok güzel özetlediniz aslında bana. Yani gerçekler ve çizilen pembe tablolar. Evet. Şimdi estetik uygulamalar sanıyorum sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber çok popüler olmaya başladı. Bir spor, bir estetik uygulamalar bence, katılır mısınız? Hal böyleyken de bir sürü yanlış uygulamalar da başladı aslında. Sosyal medyada eğilim günden güne görünüm, imaj, resim ağırlıklı olmaya başladı. Artık daha az okuyoruz, daha az içerik üretiyoruz. İnsanlar içerik olarak kendilerini sunmaya başladılar ve tabii ki özellikle Instagram'da kişiler profil paylaşmaya başladılar. İşte nasıl görüneceğim? Normalde aynaya baktığımız zaman biz normal kendi yüzümüzü görürüz. Görebileceğimiz açı bellidir. Ama selfie çılgınlığı başlayınca, değişik açılardan kişi kendini görmeye başlayınca,
Yani dışarıdan bir kişinin onu nasıl gördüğünü idrak etmeye başlayınca bize başvurular patladı. Özellikle yüz bölgesinde inanılmaz başvuru artışı oldu. Şu bölgeden çekince biraz daha düz gibi ama şu bölgeden çekince sanki biraz yamuk Tabii ki gibi sağ diye sol geliyorlar fark. değil mi? Bir de bazı selfie kameraların da ters gösteriyor. Hı İnsana daha garip gelir kendisi. Bu başkasıymış gibi hissettirir. hı. Ondan da çok başvuru var. Yani şikayet olarak fotoğrafta çekince diyor, tersten çevirince burnum diyor şöyle gözüküyor. Normalde hiç fark etmemiş. Yani teknoloji gelişmeseydi belki öyle bir kusurun ya farkında olmayacaktı. Siz baktığınız zaman insanların yüzünü anlayabiliyor musunuz estetik uygulamalar yapılıp yapılmadığını? Ben şimdi geçen bir yerde de söyledim de. Onu tekrar söylemeniz Evet, için evet, evet. soruyorum. Ya bazen doktor arkadaşlarımla, psikiyatri uzman arkadaşlarımla konuşuyorum yani. Onlar benim arkadaşlarım. Diyorum ki şimdi sağ kaşımı kaldırdım, sol elimi indirdim. İşte benim iç halim okudu. Kendimi öyle bir hissediyorum. İnsanlar da hissediyor ki yani biz bakınca işte yamuk bir burun göreceğiz. İşte düşük bir kaş görüyoruz. İşte dudakları şöyle. Hiç öyle bakmayız biz kişilere. Normal olduğu gibi size bakıyorum. Yani mevanımı görüyorum. İşte buradayız. Ama kliniğe ya da polikliniğe başvurduğunuz zaman işte benim şuramda bir şikayet var dediğiniz zaman biz belki fark etmiyoruz. Siz söyleyene kadar hiç o gözle bakmamış oluyoruz. Doğru. İnsanların gerçekten hani bizi böyle terminatör bakıyordu. Bu adam şu falan filan. Öyle bir yapımız yoktur bizim yani. Doğru. Şimdi bu gerçekler ve pembe tablolara gelmeden önce de şunlardan bahsedelim. Hangi estetik operasyonlar belli olur? Çünkü olmayanları da var gibi söylediniz. Tabii ki bazı estetikler var anlamazsınız. Onlar hangileri hocam? Yani Söyleseniz. kapı komşunuz estetikli olabilir. Aa. Anlamazsınız yani gerçekten. Şimdi kıyafet var. Kıyafetin gizlediği estetik ameliyatlar var mesela. Onları anlayamazsınız. Bir yüz bölgesini anlayabilirsiniz. İhtimaliniz var. Ama anlayamaya da bilirsiniz. Eskiden yani gerçi günümüzde hala öyle. Estetiğe bir tabu gözüyle bakılıyor. Ama artık estetik eskiden bir lükstü, bir sosyetik bir fenomendi. Ulaşması zordu. Estetik cerrahi sayısı azdı. Teknoloji bu kadar gelişkin değildi. Anestezi teknikleri bu kadar yaygın değildi. Ama artık estetik halka indi. İnsanlar eskiden sanki bir lüks saat takarmışçasına bak ben estetik oldum. İşte burnum şöyle estetikli demek için ameliyat olanlar vardı. Trend tam tersine döndü. Şimdi insanlar yapılan ameliyatın belli olmasını istemiyor. Yani ameliyat edilmiş bir burunla dolaşmak insanlara toplum içinde ızdırap veriyor. O yüzden ne kadar doğal, ne kadar gizli, ameliyat olmadığı ne kadar belli. Şimdi yeni anlayış o. Evet, bir yandan da aslında çaktırmadan olması Aa gereken de tabii ki. yapılıyor gibi. Yani o Tabii ki, tabii ki. içimizdeki doğal olana özlem, doğal olana duyulan saygı Tabii ki. çok da ölmemiş demek ki bir Estetik yandan. aslında felsefenin bir dalı. Bizim yani mesleğimizin üç ismi var. Estetik, Evet. plastik, rekonstrüktif. Rekonstrüktif. Rekonstrüktif yazması zordur ama Söylemesi de aslında zor hocam. anlaşılması da biraz zor geliyor. Konstrüksiyon yapmak demek Latince'de biliyorsunuz. Rekonstrüksiyon yeniden yapma, onarma anlamında. Plastik şekil verilebilir demek. Yani plastik sanatlar diyoruz ya, işte heykelde şuydu, şekil verilebilir. Estetik de felsefenin güzel nedir sorusuna yanıt arayan bir bilim dalı. Ama estetik günümüzde güzellikle, hani kozmetikle, güzellikle bağdaştırıldığı için estetik cerrah kısmı daha iyi anlaşılıyor. Diğer kısımlar biraz göz ardı ediliyor. Yani olmasın, başınıza gelmesin ama diyelim ki meme kanseri oldunuz. Memeniz alındı. Karından ya da sırttan ya da değişik implantlar kullanarak yeniden meme yapılması meme rekonstrüksiyonu. Memeniz çok büyük. Memenizi küçültmek istiyorsunuz. Sağlıklı büyük bir memeniz var. İşte kıyafet giydiğiniz zaman olmuyor. Omuzları oluyor. Kupları olmuyor. Küçültmek istiyorum. Plastik mememi yeniden şekillendirdim. Ya da memenin şekli iyi, boyutu iyi ama birazcık sarkmış yani doğumlardan sonra. Onu daha güzelleştirmek istiyorum. Meme estetiği. Bunların Üç versiyonu da üç böyle. versiyonu, bunu her organa uygulayabilirsiniz. İşte kulak olabilir, yani aklınıza gelen her şeyi uygulayabilirsiniz. Ama güzellik biraz da böyle sır barındırdığı zaman daha böyle bir gizemli oluyor. Ve biz iki kişinin bildiği sır, sır değildir.
Yani bu sözle büyümüş bir nesiniz. O yüzden diyoruz ki lütfen yaptırdığınız uygulamaları pek kişilere anlatmayınız. Gizli olsa iyidir. Çoğu da belli olmaz zaten. Amaç da hani çok belli olacak uygulamaları yapmamak. Eskiden çok isteniyordu ama artık istenmiyor. Yani böyle köfte dudaklarla kimse dolaşmak istemiyor. Bu tabii son zamanlarda çıkan bazı haberlerle de beraber gelişmiş bir bilinç olabilir mi? Yanlış yapılan uygulamalar sonucu Aa evet. insanların da bu konuda bir duyarlılığı, bir hassasiyet olmuş olabilir mi? O Yani yüzden bir bir gizleme haber çabası. çıktı, bir hani sağlık çalışanının yaptırdığı bir uygulama sonrasında çok ciddi komplikasyonlar çıktı. Ondan sonra bize yani yaptırdığı uygulamaların doğru olup olmadığını kontrole gelen çok insan oldu. Aslında yani kötü bir örnek oldu ama toplumda da biraz bilinç uyandı. Biz hep kişilere diyoruz ki yaptırdığınız uygulamanın içeriğini bilin, ne yaptırdığınızı bilin, kime yaptırdığınızı bilin ki merdiven altı çok uygulama var. Yani doktorların, yani bu işi yapabilecek ehliyetteki doktorların sayısının artış hızıyla yani uygulamaların dünyaya artış hızı arasında çok büyük uçurum var. Artık bırakın sağlık personelini, artık sağlıkçı olmayan işte size de yani bir gün beraber böyle bir takılsak siz de gayet güzel botoks yaparsınız, dudağa dolgu yapabilirsiniz. İşte birçok uygulamayı yapabilirsiniz ama ehliyetiniz olmadan. Merdiven altı. Ama yine de altın bir bilezik hocam kolumda yani. Bir gün Ya takılsam sizinle tabii ki fena yani olmam. biraz yani ehliyet sorunu, liyakat sorunu yani ülkemizde biliyorsunuz pek şey değildir. Haklısınız. Yani. Haklısınız ama bir yandan da tabii şu da söyleniyor. Siz de yine katılacaksınızdır. Artan taleple beraber o merdiven altı işletmeler bile yetişemiyor Onlar sizlerle evet beraber. tabii ki yani. Yani böyle bir çığ gibi talep Ben var bu konuda. başka bir yaklaşımın doğması gerektiğini düşünüyorum yani tıbbi uygulamalarda. Bunu biz şunda yani şimdi Türkiye'de 1400-1500 plastik cerrah yok. Yani biz 70 milyonluk belki daha fazla bir ülkeyiz tam yani nüfusumuzu ben de bilmiyorum. Ama biz yetişemeyiz. 7-24 dermatologlara katalım. Diğer doktorları katalım, işte hepsini katalım. Yine de yetişemeyiz. Zaten yetişemiyoruz. Su mutlaka akacağı yolu buluyor ve merdiven altına kayıyor. Ruhsatsız, ehliyetsiz, işte ne kullanıldığı belli olmayan. İşte biz görüyoruz ki bebe yağı enjekte edilmiş. Görüyoruz ki mineral yağlardan enjekte edilmiş, parafinler enjekte edilmiş ki bunlar 1800'lü yıllarda denenmiş. Çok kötü sonuçları olmuş ve 150 yıl önce bunlardan vazgeçilmiş yani. Biz onları 150 yıl sonra merdiven altı uygulamalarda karşımızda görüyoruz. Belki gelişmiş ülkelerde yoktur ama biz görüyoruz ülkemizde üzülüyoruz yani mücadele ediyoruz bunlarla. Ay çok kötü. Dikkat etmek lazım nereye gittiğimize. Kesinlikle. Peki yüzümüze ya da vücudumuza sürdüğümüzde işe yaramıyor mu bebe yağları vesaire? Ya bebe ya mineral oil iyidir. Ben bazı böyle yanık uygulamalarında ya da bazı yara pansumanlarında katkı maddesi olarak ya da hacim arttırıcı, kıvam arttırıcı olarak kullanıyoruz. Yani bebe yağı kötü bir şey değildir. Ama cilt altına yani girecek maddelerin dokuyla birebir uyumlu olması gerekiyor. Bunlar için çok ciddi araştırmalar, çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir maddenin yani vücutta kullanılabilir hale gelmesi 12-13 yılı bulabiliyor. Tüm testleriyle beraber ki günümüzün hızlı gelişen teknolojisine çok uzun bir süre. Yani bir yılda bakıyorsunuz bir teknoloji devreye giriyor, eskiyor, çöp oluyor ve bir seneyi bulmuyor ki yani 13 sene çok uzun sürüyor. Doğru. Ay çok dikkat etmek lazım. Dikkatli Ben olmayıp. size kendi kullandığımız ürünlerin de işe yarayıp yaramadığını soracağım ama Tabii. bir de şundan da bahsedelim. Estetik operasyonlar işi etkiler mi? Yani bazı operasyonlardan sonra çıkıp işimize gelebiliyor muyuz? Günlük yaşantımıza devam Tabii edebiliyor ki muyuz? bazı operasyonlar var. Yabancılar onlara lunch time surgery yani öğle arası cerrahisi işte lunch time injections falan der. Yani öğle arasında geldim işte yaptırdım işime devam ettim. Gerçekten de öyle uygulamalar var. Bir cilt bakımları, bir dolgu, bir botoks uygulaması ya da çok küçük lokal operasyonlar var. Lokal demek yerel yani sadece ilgili bölgenin uyuşturulduğu, sadece ilgili küçük bir bölgenin işlemi alındığı uygulamalarda gerçekten bir iki saat içinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ki elbise altında kalacak
bir bölge ise, işte karın bölgesi olabilir, göğüs bölgesi olabilir, işte ceket içinde kalan kol olabilir. Kişiler anlamaz. Siz söylemezsiniz, anlamazlar. Ama genel anestezinin gerektiği, yani kişinin tam narkoz aldığı, hastanede bir kalış sürecinin öncesinde bir hazırlık sürecinin gerektiği operasyonlar anlaşılır. Yani dıştan olmasa bile işe dönemezsiniz. Tabii. Bu dudak dolgusu galiba en çok tercih ediliyor ama Evet, yani. onda işe devam edebiliyorsunuz Tabii dediniz. ki. Aslında ilk etapta daha çok şişirip sonra yavaş zamanla oturuyor diye biliyorum ben ama nasıl o? Nasıl o? Şimdi Güzel bir şey bu insanlar acaba. şöyle talep ediyor. Yani bakım, ya hepimiz tabii ki yani yıllar geçtikçe yıpranıyoruz. Bedenlerimiz aslında çok da zamana dayanıklı yapılar değil. Yaşlanma, yıpranma bir Değil süreç. mi? İnsanlar istiyor ki genelde, ya ben geleyim işte bir seferde, yani bedeli neyse ödeyeyim, Değil mi? bir daha da uğramayayım yani. Ama kişinin kendine bakımı bir alışkanlık, bir yaşam tarzı olmalı. Dudaklarda insanlar diyor ki ya bu eriyecek nasıl olsa. Ben bir yaptırayım. İşte fazla da yaptırayım. Nasıl olsa eriyecek Çocuğa yani. büyük elbise alır gibi Aynen, seneye de aynen. kullanırım. Bu arada bana bir ceket almışlardı. Böyle ta ortaokuldaydım. Ben onu lise 2'de giydim. Gerçekten yani. Benzer bir tablo bende de var Büyürsün hocam. dediler, işte süveter giydin falan. Onun gibi çok büyük dudak demek, insanların size yani çok dikkat etmesi demek. Yani negatif yönde dikkat çekmeniz demek. İşin büyüsünün bozulması demek. Biz şöyle diyoruz. Biraz yapalım. Eridikçe tamamlayalım. Eridikçe tamamlayalım. Kalıcı uygulamalarda ne yapıyoruz? Eskisi gibi işte hep dudağına silikon yaptırdı derler. Dudağa silikon çok eski yıllarda terk edildi. Çünkü çok yani sıvı silikonun cilt altında çok ciddi yan etkileri oldu. O yüzden adı silikon kaldı. Hayır. Şimdi daha dokuyla uyumlu, bizim vücudumuzun kendi öz maddesi olan yani maddelerden yapılmış dolgular var. Bunlar da genellikle eriyen dolgular. Kalıcı istediğimiz zaman biz yağ enjeksiyonlarını tercih ediyoruz. İşte yağ enjeksiyonları belli olur. Mesela normal sentetik dudak dolgusu geldiniz. İşte enjektörü açtık. Dudağınızı uyuşturduk. İşte siz yaptırdınız. 10-15 dakika sonra rujunuzu sürdünüz. İşte işe geldiniz. Kimse anlamadı. Rujunuzu tazelediniz, geldiniz. Ama yağ enjeksiyonlarında verilen yağın hepsi kalmıyor. İşte %10'u, %20'si, hadi iyiyse %30'u gibi kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Erime payını da hesaba katarak daha çok veriyoruz. Yani yağ enjeksiyonu yaptıracak bir kişi işlemden sonra bir ay süresince dudağının şiş olacağını, dikkat çekeceğini, biraz hani köfte dudak diyoruz ya, o halde dolaşacağını bilmeli. Biz bunu özellikle söylüyoruz. Çalışan insanlar o yüzden yağ enjeksiyonlarına yani pek sıcak yaklaşmazlar. Doğru. Şimdi bir de şeyden bahsedelim mi? Gerçekler, hurafeler. Çünkü bu işlerin hurafesi çok. Yani Çok. estetik operasyonlardan ziyade günlük hayatımızda da o kadar çok hurafesi var ki bu işin. İşte demin siz söylediğiniz bebe yağını mesela Ya evet. iyidir diyebiliriz falan ama hani belki de ona çok daha iyi alternatifler çıktı. Biz hala orada kaldık. Tabii yani Onları da bazen öğrenelim. bana da soruyorlar. Diyorlar ki şöyle şöyle uygulama varmış diyorlar. Ya da şunu yapıyor musunuz diyorlar. Diyorum ki ya nereden böyle... Ya kim buldu bunu yani? Bir isimler var, bir şeyler, bir uygulamalar. Ya ben bu işin içindeyim, yıllarımı vermişim. İşte kongrelere gidiyoruz, işte çalıştaylar yapıyoruz. Ben bilmiyorum diyorum yani, siz nereden biliyorsunuz? Kişiler artık sanal ortamda yaşıyor. Yani sokağa bile çıkmıyoruz. Ve sanal ortam demek gerçeğin siz yani hangi parçasını gösterdiyseniz kişiler onu yani onu görüyor. Bir burun ameliyatı yaptınız ya da bir işte meme ya da başka bir ameliyat yaptınız. Siz onu çok kolay photoshoplayabilirsiniz ve altına yazabilirsiniz ki ben yapıyorum. Ertesi gün işe gidiyor ve inanın buna herkes inanıyor. Çünkü kişilerin pek bilgisi yok ve bize geldiği zaman diyoruz ki ya bir dakika, ertesi gün işe gidemezsin. Nasıl ama diyor, gidenler varmış. Sanal ortamda var, hurafeler çok fazla. Bazı maddelerin gerçekten enjekte edilebileceği konusunda ciddi böyle inanışlar var. Biz yapmayın diyoruz. İşte
garip garip işte acı biberi bilmem ne yaptık, oldu bu oldu falan gibilerinden. Kahveyle yüze peeling yapmalar, şekerle yapmalar. Peelingler mesela bir ara çok moda oldu. Yani asitlerle peelingler zaten yapılıyor. Yani tıbbi bir uygulamadır. Ama o asitlerin derecesi ve hani seyreltilmiş halleri bellidir. Ama asit soyuyor diye siz gider sanayide kullanılan asitle yüzünüzü soyarsanız çok ciddi yanıklar olur yani. Biz bunları da görüyoruz. Ay ay. Tabii ki yani potasyum hidroksit kullanıp işte kolunu falan yakanlar. Biz bunları çok görüyoruz yani öyle. Çok da yaygın biliyor musunuz? Ne kadar üzücü. Sonra o yanıklar için bir de diş macununun iyi Ya geldiğini o iddia bir ediyorlar efsane deyince. zaten. Diş Onu kim macunu yanıklara iyi çıkarmış? gelmez. Bilmiyorum ama yani belki de diş macunu ülkemize ilk geldiği zamanlarda kullanılan bir uygulama. Yani kişiler de şöyle bir inanış var. Hani komşusunun iyi gelen bir şey bana da iyi gelecek inanışı çok oluyor. Bazı yanıklar var. Yanıkları 3 sınıfta değerlendiriyoruz. 1. derece, 2. derece ve 3. derece. 1. derece çok ağır yanık değildir. Güneş yanığı. Hepimizde Üçüncü derece, olan. aynen. Çıktınız, güneşlendiniz, yandınız. 1. derece. 3. derece yanık tam kat yanıktır. 1. derece yanığı bekleseniz de geçer. 2. derece yanık da çok uygulama. Mesela zeytinyağı tavsiye ediyoruz yani. Sürsünler. İyidir, temiz tutsunlar. Değişik kremler var. Sürsünler. Ama diş macunu 2. derece yanığı derinleştirir. 3. derece yapar. Yani kaş yapalım derken göz Göz çıkıyor. çıkartırsınız tabii ki. Yani yine iş ehline bıraksınlar. Evet. Biz biraz da maliyetinden mi kaçıyoruz? Nedir hocam? Böyle kendi başımızın çaresine biraz kendimiz bakmak istiyoruz. İşte o gidip Evet. asitleri alıp işte yüzümüze sürmeler ya da işte yanık olduğunda macun sürmeler falan. Yani iş ehline bırakmak biraz da bizi maddi olarak da mı zorluyor? Sanki öyle bir şey de olabilir, Ya bizim algı. toplumumuzda maddiyat en çok değer verilen şeylerden biri. Yani ben kişilerin hani bir yaşam tarzı olarak değil de hani bazı yaptığımız işleri maddiyatla değerlendiriyor. İşte bu ne kadarlık bir şey, ne kullanıyorsunuz falan gibi. Hayır yani bazen 3 kuruşluk bir şey kullanıyorlar. 33 kuruş harcayıp onu tedavi ettiremiyorlar. Kalıcı hasarlarla beraber. Ve inanın mesela parası olan da bunu yapıyor. Ay çok fena. Gerçekten yani diyoruz ki ya hiç ihtiyacı da yok adamın aslında. Ama niye o yola başvurmuş? Neden? Paradan niye kaçıyor? Mesela bir cekete verdiği paranın onda birini kendi sağlığına vermiyor. Bir ayakkabı 3 ay giyecek. Ona yıllarca kullanacak. Vermiyor. Biz bunları tartışıyoruz. Kongrelerde de tartışıyoruz yani. Sade bu ortamda değil. Ben de bu Düşünürüz. aralar böyle her şeyin parasını sorar. İşte kaça oluyor, ne kadar oluyor, ne kadar olur? Böyle şeyleri konuştuğum için biraz da bahsedelim istedim ama çünkü şöyle bir algı var. Yani belki de işte böbreğimizde bir problem çıktığında ya da işte kalp Tabii. ritmimizde hani Allah göstermesin kimseyi bir problem çıktığında hemen soluğu doktorda almasını biliyoruz. Fakat görüntümüz, fiziksel özelliklerimiz ya da işte belki de o da içeriden de bağlantılı. Belki de Tabii hakikaten ki. nefes alamadığı için burnunu yaptırmak Tabii. istiyor ama böyle bu gibi dışarıdan etkenler için, fiziksel etkenler için galiba biraz umursamaz davranıyoruz. Bu net bir Haklısınız örnek. yani gerçekten. Bunun bir de çok tam tersi bir karşılığı var hocam. Şuursuzca da nasıl güzel görünebilirim? Aslında çok güzel bile olsa bir insan tam tersi örneği de şuursuzca güzellik operasyonlarının peşinde koşan insan. Şimdi bizim yani tıpta beden algısı ya da yüz algısı dediğimiz bir kavram var. Algı demek yani duyu yoluyla elde ettiğimiz bilgileri beynimiz yorumladığı zaman algı olur. Şimdi elimizi kolumuzu oynattığımız gibi yani bacağımızı oynattığımız gibi beynimizde yüz tanıma bölgesi var. Ben mesela bakıyorum size işte saçları uzun diyorum işte gözleri kahverengi bu diyorum Meva Hanım. Aynaya da baktığım zaman aslında bakıyorum kaşı diyorum gözü böyle işte beynim diyor ki yüz tanıma bölgesi aynada diyor biri var. Ama beynim diyor ki bu ayna ve sen aynaya bakıyorsun. Bunu idrak ediyoruz. Bunun aksini nerede görüyoruz? Alzheimer olanlar ya da beyin kanaması sonucu o bölgesi hasar görenlerde kişi aynadakini başkası sanıyor, tanıyamıyor yani. Şimdi beden algısı şu demek. Benim gördüğüm siz ile sizin gördüğünüz siz arasında fark var.
Ne fark var? Ben daha objektif değerlendiriyorum sizi. Bazı mankenler çıkıyor Victoria's Secret'ta. Ben diyor kendimi diyor çirkin hissediyorum diyor. Ya biz ne yapalım o zaman yani? Ama kadının demek ki yani beden algısı psikolojik durumdan yani ruhi bunalımlardan etkilenir. Bir sabah kalkarsınız çok mutlu, gerçekten manken gibi hissedersiniz. Ya bir sabah ne yapsanız saçınızı beğendiremezsiniz. Ya bugün çok çirkinim. Kişiler eğer ruhi problem yaşıyorlarsa, işte o zaman yani çözümü genellikle ya da ailesiyle bir problem yaşayabilir, sevgilisiyle bir problem yaşayabilir, yani eşiyle problem yaşayabilir, işiyle problem yaşayabilir. Soluğu bizde alıyor. Diyor ki ya zaten üzüntülü, ben diyor güzel değilim, kendimi diyor güzel hissetmiyorum. Bakıyorsunuz ya bir problem yok, yok diyor ya ben kendimi güzel hissetmiyorum. Aslında istediği şu, beni al, daha mutlu bir ben ver. Ne yaparsan yap diyor, ben sana istediğini vereceğim yani bedel olarak da hani ben sana diyor vereceğim. Olmasa da bulup vereceğim. En tehlike altında olan kişiler, kandırılmaya en müsait kişiler, gerçekten sonra daha mutsuz olan kişiler. Bize eğitimde önce kimi ameliyat edeceğimiz ya da kime işlem yapacağımız değil, kime yapmayacağımız öğretilir. Tersten başlar aslında eğitim. Güzel. Çünkü tıbbın atasözlerinden bir tanesidir. Önce zarar verme. Ve ikinci söz mutlak yarar ilkesinin olması lazım. Yani yaptığımız işin kişide mutlak bir yarar sağlaması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Kişileri bazen frenlemeye çalışıyoruz. Biz her gelene tamam yapalım demiyoruz yani. Bazen diyoruz ki ya çok güzel bir yüzün var. Allah dert vermesin diyoruz. Çay ısmarlıyoruz, sohbet ediyoruz, sorularını yanıtlıyoruz. Sonra yolcu ediyoruz. Allah başka dert vermesin. Tabii güzel. Ki yani gerçekten. Güzel gerçekten. Çok ilginç. Yani kime yapılmaz? Peki bu çay içip sohbet edip uğurladığınız misafirleriniz kimler? Kimlere yapılmaz? Estetik operasyon. Ya şimdi şu çok oluyor. Yani çok üzülerek söylüyorum ama eşinden ya da sevgilisinden olumsuz yorum alan kadınlar ilk bize geliyorlar. Yani çok acı bir durum. Diyor ki sen artık diyor eskisi gibi değilsin dediği zaman, gerçekten biri de bana dese, ben yani sevdiğim kişi dediği zaman ya o sözlerin etkisi çok yıkıcı oluyor. Yani arada bir yaşanmışlıklar var, şunlar var, yıllar geçmiş. Diyor ki eski. Halbuki yani her yaşın güzelliği farklı. İşte artık yaşlanmamak değil, güzel yaşlanmak, işte kararlı yaşlanmak gibi tabirler var. O kişileri mutlu etmek gerçekten zor oluyor. O kişi sanıyor ki yani ben dudağıma dolgu yaptırdığım zaman ya da işte memelerimi büyüttüğüm zaman işte eşim beni daha çok beğenecek gibi. Halbuki öyle değil yani. Dokunmak sadece elle kolla dokunmak değildir. Yani düşüncelerle dokunur, işte sözlerle de dokunursunuz, bir alışveriş yaparsınız, bir böyle bir hemhal olursunuz. Onu tekrar sağlaması gerektiğini anlatıyoruz. İşte daha başka yerlere yönlendiriyoruz. Diyoruz ki biz en son adres olalım. Hani beraber gelin. En iyi ihtimalle bir cilt bakımı yaptırın eve dönün. Tabii ki. Yani çünkü şu oluyor. Kişinin bazen psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz bozukluklar var. Şimdi yapılan araştırmalar ve incelemelerde plastik cerrahi polikliniklerine başvuran kişilerde çok büyük kısmında hani belli bir miktarda hani böyle ruhi rahatsızlıklar da oluyor. Kişide mesela body dysmorphism dediğimiz bir rahatsızlık var. Kişi kendini beğenmiyor. Yani bugün geliyor burnumu beğenmedim. Tamam yaptınız. Diyor ki kulağımı beğenmiyorum. Tamam yaptınız. Çenemi beğenmiyorum. Tamam o bunun sonu yok yani. Bunu iyi bilmek lazım. Plastik cerrahlara eli bıçak tutan psikiyatristler derler. Yani tabii ki haşa biz psikiyatri uzmanı değiliz. Ama ilginç bir kısım bizim ameliyat ettiğimiz hastaların da bir kısmı düzeliyor. Kişinin kendinde gördüğü kusurlar özgüvenini mutlaka zedeler. Bunun tabii derecesi farklı olabilir. Bu arada bu konuştuğum her şey hem benim için geçerli hem sizin için geçerli. Ya biz de bu toplumun bir parçasıyız. Tabii. Özgüveni eksik insanda yani o özgüven eksikliğinin derecesiyle doğru orantılı olarak daha agresif, daha saldırgan bir şekilde o
kusuru kapatma, onarma isteği oluyor. Bir süre sonra takıntı boyutuna geliyor. İşte siz kişiyi tedavi etseniz bile o kişi tedavi olduğuna inanamıyor. İşte biz bunu nasıl görüyoruz? İşte günde 30 kez aynaya bakıyor. İşte her açıdan fotoğrafını çekiyor. İşte tepeden, asla göremeyeceği açılardan, işte başkalarına soruyor, işte kapatıyor falan gibi. Bu köşeleri yani baştan elemek lazım. Baştan tanıyı koymak lazım. Seni aslında biz ameliyat etmemeliyiz ya da sana şunu 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 yapmamalıyız demek lazım. Peki size gelmediler ama nasıl tespit edeceğiz kendimizdeki bu durumun psikolojik bir rahatsızlık mı yoksa hakikaten bizim özgüvenimizi etkileyen bir hastalık Tabii mı ki. olduğunu? Ya şimdi hep estetik cerrah deniyor yani. Estetik cerrah sanılıyor ki böyle işte üst açık arabalarda gezen. Yok mu hocam üst İşte açık arabanız? vardı aslında. Ben de bir dönem gezdim yani onu söylüyorum da. Ya böyle Ay çok hoşsunuz. gezen Çok işte Maldivler'de kötümsünüz. tatil yapan işte onu yapan falan filan. O seni işte şey yapacağım seni burnunu düzelteceğim. İşte bak kulakların yamuk ya bana gelmediğin için yamuk falan gibi. Aslında öyle değil. Ya biz çok ağır bir tıp eğitiminden geçiyoruz ve bütün her şeyi görüyoruz yani. İnsana bakınca ben yamuk burun görmüyorum. Önce sağlıklı bir insan mı? Tabii. İşte dahası şu da var yani hekimin de ruhen sağlıklı olması gerekiyor. Bilirsiniz Tanrı hekim psikozu diye bir şey vardır. Yani hekimleri Tanrı yarattı. Hele cerrahlarda bu şeydir. Cerrah egosu diye bir şey vardır. Ben yaparsam olur. İşte internette görüyorum. Diyor ki çirkin kadın yoktur diyor. Bilmem kime gitmeyen, ameliyat olmayan insan vardır diyor. Ay ne Ya kadar çok ayıp yani. ayıp. Gerçekten çok ayıp. İyi bir hekimlik eğitimi alan kişi kimi ameliyat etmeyeceğini bilir yani. Onların da galiba üst açık arabası yok hocam. O yüzden öyle Ya yazıyor bilmiyorum belki vardır olabilirler. ya bilmiyorum da. Belki de vardır. Sizinki Ya gitmiş. ben evet ya. Bence bir tane almalısınız. Var. Var. Ha vardı anladım ben. Vardı. Şimdi Tamam. üstü kapalı bir araba var. Ha tamam. Fark Tabii etmez. araba artık bir şey değil yani bir lüks değil bir kullanım malzemesi. Değil mi? Öyle Tabii ki yani görmek lazım. eskisi gibi değil. Elemek lazım elemek. Doğru. Şimdi kadınlar da bunları görünce, bilmem kime gitmeyen doktor vardır yazısını görünce de Tabii ki yani. bu sefer o yüzleşmek zorunda kaldığı ya da uğraşmak zorunda olduğu eksikliğinin çözümü var. Niye üzeyim ki kendimi diyerek gidiyor. Ama işte bununla da sınırlı kalmayabilir bazen. Daha bahsettiğimiz o pembe tablolar eşittir gerçeklerde olduğu gibi daha olumsuz sonuçlarla da dönmek de var işin ucunda. Bazı sektörler var bilirsiniz. Kendi müşterisini kendi yaratır. Yani önce talep oluşturuyor, sonra arzı ardından sunuyor. Biz estetik cerrahi uygulamalarında yalancı bir talep olduğunu, yani yaratılmaya çalıştığını, bir balon yaratılmaya çalıştığını son yıllarda çok hissediyoruz yani kalbimizden hissediyoruz. Aslında gereksiz bir uygulama, bir şekilde Şahsi moda modan da oluyor. aslında Aa bir tabii ki. yandan maddi kazanç falan. Mutlaka mutlaka yani normalde bize başvuran kişilerin 7 ya da 8'de birini biz kabul ederiz. Diğerlerine işte salık veriyoruz. İşte şunu yap, bunu yapma, bu iyi diyoruz. Kişi bazen bir kusurunu görüyor. Biz diyoruz ki hayır daha önemli kusur budur. Ama yani bir talep yaratılınca yani sistemin dışında olması gereken kişileri sistemin içine pompalayınca sorunlar beraberinde geliyor. Ne görüyoruz? Kişide yani yükseltilmiş bir beklenti, işte hayaller, pembe tablo. Ya ben gireceğim, dudağıma dolgu yaptıracağım ve Marilyn Monroe olarak çıkacağım diye. Ama bakıyor ki hala mutsuz. İki kat mutsuz oldu. Niye? Parası da Mutsuzdu, parası gitti. da gitti. İki kat mutsuz oldu. Bu sefer sorunlar geliyor. Diyor ki bu yapamadı herhalde. Bu sefer diyor ya biri yapamadı, biri yapamadı. Hiç kimse mi yapamadı? Ya bu baskının altında biz de hissediyoruz. Bazen diyoruz ki ya bu uygulamayı biz de yapmalıyız. Hani oturuyoruz arkadaşlar, plastik yaralar. Ya sonra düşünüyoruz diyoruz ki gerçekten gerekli mi? Gerekliyse yapıyoruz yani onun eğitimlerini, seminerlerini tabii ki biz de gidiyoruz. Kendimize yatırım yapıyoruz. Ama değilse reddediyoruz, yapmıyoruz. En ilginç teklifiniz ne oldu hocam size gelen? Kuzenine benzemek isteyen bir çocuk vardı. Kuzenine benzemek isteyen. Abi. Yani ve Az kuzeninden çok benziyordur ama zaten yok ya daha kuzensi. Yakışıklıydı ya. Ve çocuk daha yakışıklı Yani benzemek evet istiyor. başkasına benzemek istiyorum dedi. Genç bir çocuk.
Ben sandım bir manken fotoğrafı falan çıkartacak. Yani böyle Kıvanç Tatlıtuğ falan hani ona benzeyecek sandım. Çıkarttı kuzeninin resmi. Yani kuzen, ya Allah var tabii ki herkes güzel de. Yani çocuk daha yakışıklıydı. Ya çok ilginç. Çok İşte ilginç orada tadılar. işin sizin belirttiğiniz gibi psikolojik boyutu geliyor. Allah bilir kuzeniyle belki biraz ailelerde de hata olabilir. Nelerini yarıştırdılar ki o iki çocuk Aynen. arasında çocuk kendini ondan daha geride Aynen. hissediyor. Aynen. Böyle şeyler ne kadar önemli değil mi? Böyle şeylerin de üzerinde durmak lazım aslında. Bunların hiç farkında değiliz. Ya bizim aslında psikiyatri eğitimini ciddi oranda almamız gerek. Hani böyle meslek sonrasında da bizim psikiyatristlerle beraber çalışmamız gerekiyor. Yani kişileri tanımayı falan. Tabii değil mi? Zamanla biz bunu hani icraatın içinde öğreniyoruz da daha teorik eğitimini de almalıyız diye düşünüyorum ben. Tabii. Yani bu işte çok etkili olacağını zannediyorum ama bu galiba biraz da şununla da alakalı. Yaratılan mutluluk algısıyla da alakalı. Evet. Şimdi esas biraz buna da bakmak lazım. Yani öyle bir şey pompalanıyor ki bize işte alışveriş yaparsan mutlu olursun. Tabii ki. Tatile gidersen mutlu olursun. Elbette ki alışveriş yapmanın, eksikleri almanın, tatile gitmenin, kendisine bakmanın da insana iyi geldiği doğru ama bir başka bir derdin varsa onu çözmek yerine, onu çözmeye enerji harcamak yerine alışveriş, güzellik, cilt bakımı, şu bu. Daha görünür, daha yüzeysel, daha görünür. Evet ama bunlar daha büyük Daha çabuk, sorunlar daha doğuruyor. hızlı, daha tüketilebilir tüketim. Tabii bu çünkü sürdürülebilir de olması Tabii ki yani bir gerekecek. O yüzden sektör var. tüketim. Bir şekilde kendisi beslemesi gerekiyor. Instagram ya her şey sosyal Ay medya. evet. Kişiler nasıl olduklarına değil, nasıl göründüklerine bakıyor. Yapılan araştırmalarda insan yani bu sosyal medyanın bakanlarda uyandırdığı en büyük duygu kıskançlık. Diyor ki yani ben neden o tatile gidemedim? İşte diyor ki ben onun gibi niye dudaklarım yok? İşte çünkü kişi de olanı değil yani en güzelini paylaşmış. Biz de fotoğraf çekiyoruz işte paylaşacağımız zaman ya bu güzel değil bunu paylaşalım bunu photoshoplayalım bunu şey yapalım bunun burasını croplayalım diye öyle paylaşmıyor muyuz? Hepimiz yapmıyor muyuz? Estetikte de öyle. Kişiler mesela saklayabildikleri estetik uygulamalardan kaçıyorlar. Yani sıkı bir tayt bacaklarını toplayabiliyor ya da bir korseyle gövdesini işte toplayabilir, fit durabilir. Üstünde kıyafet giydi mi anlamazsınız. Ama yüz bölgesini kaçamıyor. O yüzden yüz çok ön planda. Yani estetik cerrahi dendiği zaman genelde işte yüz olur, meme olur. Görünen yerlerin estetiği daha bir vitrin oluyor. O yüzden daha çok talep görüyor. Şey modası geçti mi hocam? İnşallah. Çıkık kemikli üçgen, ters üçgen surat. Şöyle V şeklinde. Şöyle V Talep hala şeklinde var aslında ya. elma kemikleri çıkık elmacık kemikleri. Elma kemikleri. Böyle ama aşırısı. Hani onun doğal hali güzel değil de Evet, bunu evet. fazlaça Size isteyenler fena vardı. değil. Fena değil mi? Ya Ay çok gerçekten. teşekkür ederim. Doktorunuz diyor ki fena değil. Çok teşekkürler hocam. Ya aslında kemik yapısıyla ilgili. Yani Tanrı vergisiyle yarışılmaz. Gerçekten yani. Tanrı kimine inayetle davranıyor. İşte yüzümüz aslında kemikleri örten bir elbise gibi düşünün. Kemik yapısı gerçekten sağlam olan kişiler hem daha geç yaşlanır. Hem daha dayanıklı olurlar yani dış koşullara. Çünkü kemik en iyi dolgudur. Cildimizi geren şeydir. Ve bize yüz karakterimizi verir. Şimdi yüz kemikleri öyle olmayan kişilerin işte yumuşak doku büyütmeleriyle işte ben öyle olayım, öyle havayı vereyim demesi tamam. İlk başlarda işe yarar. Ama sonra tabii ki yer çekmeyi sürdürüyor. Yani yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Hafif hafif sarkar, ağır ağır sarkar. Sonra elmacıklardaki yumuşak dokular yanaklarınızı iner. O V harfi sonra parantez gibi olur. O zaman da der ki ya bunlar ne yapacağız? Gibi. Yani sarkan şeyleri hepsini dolduramayız biz. Bazen de germe yapmak gerekir işte. O zaman cerrahi ne diyoruz? Orta yüz germe, işte yüz germe, işte kaş kaldırma bu operasyonlar. Bütün yüzü dolduramazsınız. Sonra böyle yuvarlak yuvarlak yüzleri görüyoruz ve herkes birbirine benziyor öyle bir algı ya işte şunu yaptırmış falan gibi. Yerinde ve doğru karar vermek gerekiyor. Doğru. Bu yüzlerimizin sarkmasını istemiyoruz da tabii Tabii bir ki. yandan. Ben de şimdi böyle oh, konuşuyorum rahat rahat da benim de başıma geldiği zaman bilmiyorum nasıl bir reaksiyon veririm. Yok siz çok sarkmazsınız. O anlaşılıyor mu hocam? Onu nasıl tespit edebiliyorsunuz?
Vallahi birazcık tıp okuduk. Muhakkak. Ben hani bize de söyleyin sırrını diye söyledim. Ya işte. Yapıyla mı alakalı? Yapıyla alakalı. Cilt yapısıyla aynen. mı alakalı? Tanrı vergisi diyoruz. Çok sarkacak gibi durmuyor. Yok. Ay vallahi tuttuğunuz altın olsun hocam. Şimdi yaşlanma bir süreçtir. Yaşlanma eğrileri var. Erkek de eğri olmaz. Erkek önü sonu kestirilebilir bir varlık. Biz doğrusal yaşlanırız. İşte bu yaşta neysek o yaşta huy da değişmiyor. Huy ama da kadın değişmiyor. Öyle değil. Kadın yaşlanmaz belli bir yere kadar. Yatay seyreder. Yatay seyreder. Erkek tabii gidiyor. Yaşlanıyoruz eyvah. Ama sonra bir şeyler oluyor. Birden bir sıçrama yapıyor kadının yaşlanması. Sonra yine yatay seyrine devam ediyor. Ne olabilir acaba? Menopoz. Menopoz. Aslında menopozdan 2-3 yıl önce Tanrı gerçekten sizleri şanslı yaratmış. Sizdeki kadınlık hormonları sizi koruyor. Yani menopozdan önce 1 verirsiniz 3 alırsınız. Ama menopozdan sonra yani 5 verirsiniz 1 alamazsınız. Çünkü şu an siz artı değerdesiniz. Sürekli bir yenilenme, sürekli bir yenilenme. İşte çocuk doğuracaksınız, işte üreyeceksiniz. Yani insanlık aslında sizin üzerinizden devam edecek. Erkekler devam ediyor. Yaşlanmanın iç ve dış nedenleri var. Ve bu bir süreç. Kimse işte akşam genç yatıp sabah yaşlı kalkmıyor yani. Onun gibi. Eğer kişi Tanrı'nın kayırdığı bir kişi ise, cilt yapısı güzel ise, başka derdi de yoksa diyoruz ki yani en önemli iki şey güneş ve sigara. Bunlardan uzak dursun. Cildine baksın. O cilt yaşlanmaz zaten. İsteseniz de yaşlanmaz. Ama iç yapısı bozuk bir cilde gerçekten yardım etmek gerekiyor. Ve menopozdan önce yardım etmek gerekiyor. Bize gelen kişiler diyor ki ya böyle değildim diyor ya. Gerçekten böyle değildim. Yo, geçen sene diyor çok iyiydim diyor. Şöyleydim diyor. Böyleydim diyor. Diyoruz ki ya menopoz var mı? Hani haklısınız. Ya diyor işte düzensizleşmeye başladı. Demek ki hormon çekilmeleri olmuş ki yapısal protein kaybı olmuş vücutta. Hormon tedavisi yapıyorlar. Cilt güzelleşiyor biliyorsunuz. Etrafınızda duymuştur. Yani duymuşsunuzdur. Ama bu sefer de işte memede, rahimde problemler başlıyor. Çözülememiş bir olay. Hormonlarınızın kıymetini bilin. Yani kontrollerinizi dikkatli kullanın. Sigara ve güneşten uzak durun. Bunlar çok önemli. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ay çok güzel. Tamam. Ben bir de size bir şey soracaktım da onu unuttum. Şimdi onu düşünüyorum. Ha, bu yüzümüzün sarkmasını istemiyoruz dedik ya. Benimki çok sarkmayacaktı. Tamam. Ama bunun önüne geçebilmek için neler yapabiliriz? Yani yüzümüzün, şimdi vücudumuzu koruyoruz. Daha fit ve daha aynen. sağlıklı olmak için. İşte yine sosyal medyayla beraber. Peki ne yapıyoruz vücudumuzu korumak için? Spor yapıyoruz. Şimdi başka? Oraya getireceğim lafı. Sosyal medya sayesinde pilatesler, yogalar popüler olmaya başladı. Yogalar, pilatesler yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Yani umarım yapıyoruz her birimiz vücudumuz yapıyoruz. İçin. Bunlar çok önemli. Yüzümüz için genelde şöyle bir algı var. Ne kadar çok hareket ettirirsek o kadar çabuk kırışıyor. Bu doğru mu? Yoksa yüz kaslarımızı da düzenli çalıştırmak güçlendirir. Ya ben aslında sormak istediğim şeyi siz söylediniz. Yüzümüz ne biliyor musunuz? Kafatasını, ya hepimiz kafatası şeyi görmüşüzdür. Yani bütün televizyonlarda, şunlarda, bunlarda görmüşsünüzdür. Kuru kafalar. İşte, kuru kafayı görmüşsünüzdür. Aslında yüzümüz kuru kafaya asılı et parçası gibi düşünün. Ama bu böyle birdenbire asılmıyor. Sizin mesela kafatasınız güzel. Çünkü elmacıklarınız güzel. Elmacıklarınız çıkıntılı, alnınız çıkıntılı. Çıkıntılı alın demek geniş bir yüzey demek. Geniş yüzey demek gergin bir yüzey demek. Çıkıntılı elmacık demek, bakın ben demek hep gergin kalacağım. Yani bu kemikler erimediği sürece ben bu yüzü gergin tutacağım, bunu taahhüt ediyorum demek. Yüzümüz kemiklere önce kaslarla asılıyor. En altta kaslar var. Onu da görmüşsünüzdür. İşte okullarda görmüşsünüzdür. Kasların üzerinde bizim yüz germe ameliyatlarında katladığımız, işte sıkılaştırdığımız, gerdiğimiz bir orta tabaka var. Şimdi değil ama eskiden duvara sıva yapmadan önce bir tel gererlerdi. Onun üzerine sıva yaparlardı. Onu da görmüşsünüzdür. İşte o tel tabaka, esnemeyen tabaka, orta tabaka, işte hep mezo deniyor ya, onun üzerinde cildimiz var. Şimdi cilt bakımı tabii herkes biliyor. İşte kremlerimiz var, işte bakımlarımız var, peelinglerimiz var.
İşte orta tabaka ne diyoruz? Mezoterapi yaptırdım. İşte gittim peeling yaptırdım. İşte altın iğne yaptırdım. Onu yaptırdım, bunu yaptırdım Ben falan pazar filan günü gibi. kese yaptırdım hamamda. Kese İşe çok yarar yapmamak mı? lazım aslında. Kese Kes. çok, onu da anlatacağım. Tamam. Kese ve sıcak suyu da sorun, onu anlatayım ya. Tamam. Ama Gerçekten. sıcak su çok iyi geliyor hocam İşte ya. kese ve sıcak suyu sor. Ya. Şimdi hiç bilmiyormuş gibi sorun. Tamam. Biraz hissettim ne yazık ki Kaslarımızı ama. çalıştırmıyoruz, ihmal ediyoruz. Yüz kaslarını çalıştıran yüz hareketleri var. Ama hangi kasları çalıştıracağız? Yüzümüzü aşağı çeken kasları çalıştırmıyoruz. Onlar kırışıklık yapıyor. Yani kaşları aşağı çeken kaslar bizde ileride kaza yağı olarak görünüyor. İşte bakın kaşlarımızın ortasını çattığımız zaman bunları istemiyoruz. Bu kasları sevmiyoruz. O zaman Onlara çok da sinirlenmeyeceğiz de hocam. tabii ki yani. Çünkü kaşlar çatılıyor sinirlenince. Ne kadar etkiliymiş. Tabii ki artık hepimiz yakın mesafeye bakıyoruz. İşte bilmem küçük telefon ekranları, işte tablet ekranları, göz bozuklukları var. Biz bunlara botokslarla, dolgularla müdahale edebiliyoruz ki kırışıklıklar derinleşmesin diye. Bu avuç içindeki çizgilerimiz de bir mimik çizgisidir aslında. Yani hareket çizgisidir. Bir çizgi böyle avuç çizgisi gibi artık deriye işlediyse onu biz ne botoksla ne dolguyla tedavi edebiliriz ya da ne de diğer cilt bakım önleyici olarak harekete karşı değiliz. Cildi kıran hareketlere karşıyız. Yani kişi kaşını oynatsın gülmek işte güzeldir ama kaş arasında derin bir çizgi yapıyorsa diyoruz ki daha çizgi derinleşmeden, cilde işlemeden müdahale edelim. Ne yapalım? İşte hafif botoks yapalım ya da işte dolduralım gibi. Ama yüzü yukarı kaldıran kaslara biz botoks yapar isek daha da sarkar. Onun tedavisi spor. Vücut sporu hep yapılıyor ama yüz sporu ihmal ediliyor. Yüz yogası var. Yüz kaslarını çalıştıran özel aletler var. Ve bunlar o kadar ucuz ki anlatamam size. Ve günde 3-5 dakika çalışmanız yeterli. Ve sonuçları inanılmaz başarılı. Neden? Kolumuzdaki kas da istemli kırmızı kas. Yüzümüzdeki, yanağımızdaki kas da istemli kırmızı kas. İkisi de sıkılaşabilir. Doğru, bu çok önemli. Peki gelelim o zaman sıcak suyun Ya faydalarına. Hamam hem de çok Bursa'dayız keyifli. yani. Evet Hem de hocam Bursa ya. hamam sefası. Evet, hamam sefası, böyle anneleri kızları falan toplandık. Bizim öyle bir oluşumumuz var anneler ve kızları. Ya tavuk derisi diye bir hastalık var. Tavuk derisi, keratozis, pilaris diyoruz. Biz bunu çok görüyoruz. Bakıyorum diyorum ki başka bir sebepten gelmiş yani. Diyorum ki sıcak suyla yıkanma. Bir de diyorum kese yapma. Nereden biliyorsun diyor, heyecanlanıyor. Sanki böyle mahremine girmişiz. Hayır. Cildi ağlıyor. Diyor ki bana sıcak su iyi gelmiyor diyor. Kese demek iyi gelmiyor diyor. Sebep ne? Eski dönemlerde, çok eski dönemlerde şunu denemişler. Biz cildimizi ne kadar soyarsak cilt alttan daha taze gelir. İşte daha agresif soymuşlar. İşte zımparalamalar, keselemeler, şunlar bunlar. Peeling diyoruz ya. Aslında keselemek de bir peelingtir. Derinin bir canlı tabakası var. Bir ölü tabakası var. Onların bir dengesi var. Biz o dengeyi bozduğumuz zaman cilt tabii ki kendini yenileyecek. Ama son 10-15 yılda şu anlaşıldı ki cildin kendini yenileme kapasitesi sonsuz değil. Yani gereğinde ve yeteri kadar cildin üst tabakasını soyabiliriz. Yani kesilenin yılda bir kez belki ya da 2 yılda bir. Üstünde bir de sıcak su olduğu zaman deri çok ciddi anlamda inceliyor. Sonra ne görüyoruz? İşte kılcal atmaları, ciltte lekelenmeler, işte pul pul dökülmeler ya da pürüzsüz bir cilt değil de böyle bal peteği gibi görürsünüz. Onlara yani tavuk derisi hastalığı denir. Kararında yani her banyoda keselenmeyin. Çok nadiren. Tabii. Zaten yani senede bir sefer falan herhalde ya Aynen gidiliyor ya gidilmiyor. yeterlidir. Çok teşekkür ederim hocam. Rica Çok ederim ya. keyifli bir Yok sohbetti. sağ olun sağ Vaktimizi olun. aşmışız, ben Sağ olun farkında sağ olun. değilim. Daha ilerleyen zamanlarda sizi tekrar ağırlamak, Ya konuşmak sağ isteriz bu olun. Sen konuları. mutlaka mutlaka gelirsin. Sağ Çok olun sağ olun teşekkürler. sağ olun. Şimdi bir araya ihtiyacımız var. Dönüşte Deniz Çam bizimle beraber olacak. Onun yaptığı Elemeyi Göz Nuru eserleri konuşacağız efendim. Reklam.
Hayatın Tadına örgü tasarımcısı Deniz Çam'la devam ediyoruz. Bu güzel süveterle başlamak istedik çünkü çok sevimli, çok tatlı. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Vallahi bunları gördük, daha güzel olduk. Bir sevindim sürü o zaman. Güzel. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Çok sevindim. Çok sempatik değil mi? Teşekkür ederim, sağ olun, beğendiyseniz. Çok güzel. Şapkası da var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şapkası, evet. Değişik onlar, meyveli şapkaların devamları var. Onlar neşeli, meyve tadında bu şapkalar. Bu çilekli. Çilekli. Devamları şurada var. Şurada kiraz var. Göstereceğim onları. Bunlar... Üzümlü var. Bu meyve serisi mi? Meyve serisi, evet. Ay çok güzel. Meyve tadında bakın, neşeli şapkalar serisi. Neşeli şapkalar serisi. Aynen, ay evet. Çok güzelmiş. Deniz Hanımcığım. Efendim. Kaç zamandır yapıyorsunuz bu işleri? Biraz tanıyalım mı sizi? Vallahi biraz klasik olacak. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim ama hani hep kendimi bildim. Hani merak olduktan sonra seviyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Değişik ben şeyler de yapmayı seviyorum. Çocukken. Ne güzel, ne güzel. Şimdi mesela ama şimdi tabii ya, bilmiyorum. Bu iki ters bir düz mü bu? Hayır, o sadece düz. Ha, bu sadece düz. Sadece bir de mesela Selanik var. Var, evet. Az çok biliyorum ya. Güzel, ne güzel. İsmini bildikten sonra yapmak da kolay. Ya biraz da el alışkanlığı değil tabii, mi? Tabii, yaptıkça tabii. İnsanın eli alışıyor. Tabii, tabii, tabii. Her işte bir de şey gibi. Yapacaksınız, yani yapamıyorum diye vazgeçmeyeceksiniz. Ben bunu yapacağım. Yani yapana kadar onun peşine düşeceksiniz, o zaman oluyor. İnatçı olmak lazım. Bir de hani tabii kendi yorumunuzu eklemeniz lazım. İşte iş hani her orada şeyi, devreye giriyor. Herkes çok güzel yapıyor. Çok hanımlarımız da çok becerikli yapıyorlar. Fakat hani bir şeyler de katmak lazım. Hani bir görüp de üzerine de bir fikir katarsanız o zaman tabii. Kendinizin oluyor. Mesela bunlar hava patik. Çok sevimli bebek patiği. Şimdi herkes yapıyor bebeğine. Ama bunlar... Hav hav patiği. Hav hav patiği. Bunlar çok sevimli bir köpekçiye de küçük benziyor aynı de. Zamanda. İş galiba burada biraz devreye giriyor. Biraz yorum katmak, evet. Tasarımcı ruhunuz, yaratıcılığınız orada devreye giriyor. Ben şimdi bu sevimli bebek örgülerinden kurtulup kendimi kaybettim çünkü. Tamam. Kendime dönmek istiyorum. Daha peki, çok tamam. Beni ilgilendiren şeylere dönmek istiyorum. Tamam. Bunlar çok güzel. Evet, onlar da koton ipler hepsi. Ve sizin tasarımınız. Evet, o üzerindeki şöyle içini de göster. Şeyler rokokodur onlar, işler. Onlar hazır değil yani. Onları da kendim yapıyorum ben. O çiçekleri söyleyeyim öyle diyeyim. Rokoko işi dediğimiz. Astarlaması falan ben içini de göstereceğim. İçi çok güzel. Vallahi çift kullanımlık, çevirip kullanabilir miyiz? Yani işte belki düz renk bir astar olsa o kadar güzel olmayabilir yani. O tabii. Diyorum yani görsellik birbirini tamamlıyor hepsi. Yani o şekilde. Pekala, satıyor musunuz yaptıklarınızı? Tabii satıyorum. Sipariş de alıyorum. Sipariş alıyorsunuz. Genelde sipariş almayı daha çok seviyorum. Çünkü hani zevkler çok farklı. Mesela bu çantanın atıyorum ben bu rengine. Ona da bakabilir miyim? Tabii buyurun. Bu da kağıt ip dediğimiz. Bu kağıt ip aslında. Bu elimdeki o biraz koton. Daha kotondu. Koton, bu daha evet, yumuşak. Pamuklu bir ip. O bu kağıt. Böyle biraz daha plaj hasır. Çantalarına, hasır, plaj evet. Şapkalarına hı-hı. Benzeyen bir kumaş. Evet evet hasır. Renkler ne güzel değil mi? Onların içine çok bakabilir çeşit. Mi? Tabii ki tabii. Ay içi kumaşı çok güzelmiş. Ay şeyleri onları almadık için. Yo yo onlar dursun daha şey, iyi. Daha güzel gösteriyor. Dursun ben diye. Ben şu kumaşının dokusunu göstermek istiyorum. Astarlaması falan tabii yani. Astarlaması falan bayağı güzel. Hı-hı. Evet. Ay çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel. Şimdi bu iş tabii bir yandan şöyle yaptıkça siz kendinizi de aslında terapi ediyorsunuz. Bir yandan da bunları sattıkça insanlarla hoşuma paylaştıkça gidiyor, da. Geri dönüş oluyor. Tabii. Yani o bakımdan. Çok güzel. Tabii ki güzel. Yani öyle olunca satınca daha da bir güzel tabii. Hani şöyle bir de maddiyat tarafı da tabii güzel de bir de demek ki beğeniliyor. Hani ürünlerim alınıyor. O zaman o insanı daha da çok kamçılayıp daha güzel şeyler yapmaya yöneltiyor yani. Bence o da çok önemli. Yani ben kendi düşüncemi söyleyeyim. O doğru. Benim için çok önemli. Doğru. Şey olmuyor mu hiç? Ay ama bu çok güzel. Ben bunu kıyamadım. Durumu oluyor mu böyle çoğu insanda olan? Vallahi kıyamadım. Şöyle söyleyeyim. Hani derler ya terzi kendi söküğünü dikemez. Kendime ait bir şey yok. O yüzden kıyamadım diye hani yapayım diyorum. Kendinize daha çok fırsat bulamıyorsunuz. Tam tersi bence. Bu iyi bir şey ama boş verin. Ben de mesela her şeyi kendime yapıyorum. Böyle bir şeyler yapacaksam. Bir tek bana oluyor. Ama kızım tabii ki istiyor. Kızım öyle değil. Mesela her yaptığım şeyden ona yönelik oluyorsa istiyor. İstiyor. Tabii ki. Yani bunu... O battaniye. Bu battaniyeyi sipariş üzerine mi yaptınız? Onu ben kendim sipariş değil. O hani öyle dedim bir şey yapayım. Mesela bunun örgüsü tığla yapılan bir örgü. Hani
kesme şeker dediğimiz vardır şişle. Belki duymuşsunuz. Zaten böyle birbirine ama geçmiş değil gibi. Bu. Şiş değil bu. Şiş değil, tığ olayı görün. Güzel bunun. Üzerine yıldızlara monte ediliyor. Püskülü böyle hani dedim daha şık olsun. Bilemiyorum, beğendiniz mi? Çok güzel. Bu bebek battaniyesi. Evet. Fiyatlarını sorabilir miyim? Bu ne kadardır? Vallahi fiyatı ne bileyim, doğru olur mu çok şey? Tamam. Yani. O zaman şunu söyleyelim. Size nereden ulaşacaklar bunu almak için? Sosyal medyadan ulaşabilirler. Deniz Çam'ın sosyal medya hesaplarından. Ay çok güzelmiş. Tamam, bunlardan alabilirsiniz. Yani, şu şapkaları isterseniz şapkaları gösterelim. Onları, tamam. Onlar çünkü beklettim onları sizin için. Bir de üzüm şapkası da var. Bunları hep beklettim burada. Görürsün bunların diye. Tabii biraz da bu kadar da sevimli, çok güzel yapmışsınız. Fikir tabii, çok güzel, tasarım şeyler çok güzel. Hı-hı. Ama biraz da çocuk şapkası oldu. Yani çocuklar için olan şeyler hep daha güzel, ben, daha sevimli. Evet, bu dondurmalı. Dondurmalı yaz geliyor. Minik ya. Olan şeyler, çocuklara olan şeyler her zaman daha sevimli, daha tatlı. Teşekkür onların ederim. Enerjisiyle de alakalı herhalde. Bu da Uğur böcekli bir üzüm var. Evet. Benim kafama olmaz değil mi bunlar? İsterseniz büyüğünü yapabiliriz. Vallahi böyle yandan yandan kesiyorum. Çilekliyi göstermiştim. Onu çok beğendim. Aa, kuzu. Bu da çok kuzu güzel. Hav hav da evet, dilini çıkar. Mesela onların üzerindekiler de hep benim kendi doğru yaptığım şey değil. Hazır değil yani. Hazır değil. Şimdi hayır. Kadınlar örgü yapıyorlar aslında ama mesela buraya bir kuzu kafası oturtmak işin püf noktası. Biraz böyle şeyleri herhalde. İşte o değişik hava katıyor yani. Güzel olan o zaten yani. Farklı doğru bir hava katıyor. Belki bunu tek başına ördüğünüz zaman tabii güzel olur mutlaka ama hani belki bu havayı vermez. Bu daha sevimli olur. Mickey Mouse mu? Evet. Sayın Mickey. Bir de çocuklar çok şapka takmayı sevmezler ya. Değil mi? Onları belki ikna böyle etmek olunca daha, için. Evet. Bu organik bir şeyimiz. Bu elmamız. Elma. Kurtlu elmamız organik oluyor kurt ya. Kurt var. O yüzden organik. İplerimiz de organik çok ama meyvelerimiz de organik. Ah, bu çok güzelmiş. Mesela buralarda keçe işlemişsiniz. Onu da kendim yaptım. Kendiniz ona yaptınız. O da öyle. Hepsi. Burada da yine gözler var. Hı-hı. Keçe var. O da tavşanımız. Sevimli tavşanımız. Çok güzel ya. Dur biraz da ben de bakayım. Vallahi güzelmiş. Sevindim. Biraz ona bize göstereceksiniz de bugün yapıp. Battaniyeden eğer istiyorsanız şey yapabilirim. Burada da bir cupcake'imiz var. Mesela bu da yine tasarım. Tabii, keçi, tabii. Kumaş ve ince dikmişsiniz üzerlerini. Evet, yani hani cupcake'in üzerindeki süslemeleri anlıyorsun. Görüyor musunuz? Bunlar el yapımı. Kumaşın üstüne inciler dikilmiş. İşte farklılık. Şurada keçeler yani, dedim hani olsun. Çok hep güzel. Sıradan şeyler olmasın. Çocuklar da severek taksın. Belki hani tabii başında elma var, yüzüm var, hı-hı, tavşan var deyip takmayı da isterler diye düşündüm. Bilmiyorum, beğendim. Çok güzel. Şöyle koyalım mı? Tabii çok ki. Güzel sepetiniz var. Bu sepetler de çok moda oldu. Örgü, hasır sepetler. Penye ipten bunlar. Bunlar penye ipten. Onlardan bende de var. Annem örmüştü sağ olsun. Şimdi kullanım. Onun içinde ipleriniz var. Biraz bize yapacaksınız, göstereceksiniz. Ben tabii çok isterim görmek. Tabii, nasıl isterseniz. Bu battaniyenin aynısından mı yapacaksınız? Şimdi onun örneği dedim ya, değişik diye. Şöyle yapalım. Aslında böyle rengarenk ipler. Bu da şey, gökkuşağı renkleri seçtim. Rengarenk hani tığlar. Küçük bir parça ben böyle başladım ama ilk başlamasını da isterseniz yok, tekrar bunun üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi çok zor değildir herhalde. İşte diyorum ya, şey, bu tığla kesme şeker hani tığ ile olan şey değil, hı-hı, şiş değil yani, onun için farklı oluyor. Tamam. Onu şöyle mi yapalım? Böyle gösterebilir miyim? Gösterebilirsiniz tabii. Şöyle yapayım o zaman. Hı-hı. Şimdi kesme şeker gibi modelimiz olduğu için şimdi ben bunların daha küçük o battaniyedeki 15-15 sayıları, ilmekleri. Bunu 10 yaptım daha burada kolay olsun diye. Tamam. Bu istenilen büyüklükte olabilir bu kutucuklar. 20 olur, 5 olur yani nasıl isteniyorsa. Ben bunu 10-10'a evde biraz hazırladım burada kolaylık olsun diye. Teşekkür ederim. Şimdi burası tam kare olduktan sonra şu bir kare ya. Bunun üzerine şimdi kesme şeker olması için şunun gelmesi lazım. Yani örnek değişiyor. Tabii. Şimdi onu yapalım. Şimdi burada ilmeklerin bir farklı alınışı var. Her şeyde sıra başında geçerken bunu baştan iki rahat gözüküyor mu acaba? İyi mi böyle? Tamam. Böyle biraz daha Feridun abiye doğru şöyle mi yapayım? Yapacaksın. Tamam. Feridun abi iyi bak. İyi mi böyle? Sen de gör. İyi mi böyle? Evet, devam böyle edeyim iyi mi? Devam edebilirsiniz. Baştan üzerine alıyoruz. Şimdi burada değişik bir şey vardı. Tığın, ilmeğin sağından girip solundan, hı-hı, çıkıyoruz. Sağından girip solundan çıkıyoruz. Ama bayağı şimdi burada ilginç değiştiği için
Bunun üzeri değişecek ya. Hani kesme şeker modeli diyoruz. Bu sefer bu tam ters öbür örnekteki gibi olacak. Arkadan giriyoruz. Şu şekilde. Arkadan giriyoruz. İlmeği arkaya alıyoruz. Vallahi. Ve iki kere de çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde. Şuradan giriyoruz. İlmeği bunu hayatta yapamam. Anlattığınızı bile anlamıyorum. Sağından giriyoruz, solundan çıkıyoruz. Hiç anlamadım. Sağından girip solundan çıkıyoruz. Bu şekilde. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. Örnek tamamen değişti. Yani bir arada bir çizgi kamerayı oluşuyor. Kamerayı gösterelim mi? Ben görüyorum. Şöyle çevireyim mi? Çevirebilirsiniz. Feridun abiye doğru gösterin. Şöyle mi yapayım? İlgini çekti mi Feridun abi? Çok güzel. Tekrar bir evet. Yapalım. Şöyle sağından girip solundan çıkalım. Kaç kere yapıyoruz bunu? Şimdi bunu bu bitene kadar 10 yaptık ya. 10 ilmek yapacağız kare oluşturmak için. Kare. Ona 10 bu. Ona 10 ama yapacağız. O diğeri 15 15. Battaniyedeki bir tık daha 15 büyük, 15, 15 evet. 15. Şimdi bunu yaptıktan sonra ikinci de değiştireceğiz. Hemen ben şöyle yine sağından girip solundan pardon. Ay çok heyecanlandım. Size de vereyim istiyorsanız. Ama hiç anlamadım ki nasıl yapacağım. Şimdi ben bakın. İşte Selanik miydi? Örgü, İki ters bir düz biliyorum. Ben örgü iki ters mi yapsaydık o zaman? Şimdi bakın bu şekil 10 tane olacak. Ben hemen değiştirirken size göstereceğim yine. Tamam biraz yavaş yapabilirsiniz tamam, görmesi için. Şimdi burada enine çizgilerimiz. Şimdi burada burası boyuna burası enine ya şöyle göstereyim. Hı. Bir enine bir boyuna yapıyorsunuz. Şimdi ama ondan sonra tamamen değişiyor. Şimdi burada boyuna yaparken üzerine enine yapmaya başladık. Burada da enine çizgiler oluşmuştu. Burada boyuna olacak artık. Şimdi bu sefer ilmeğimizde tığımızın giriş şekli farklı. Şimdi yine dolayıp arkadan girmiştik ya bu defa şöyle. İlmek önde. Önden atıyoruz. Ha şöyle şuradan ay, giriyoruz. Bu çok zor ya ilmek kaçarsa şimdi. Hayır hayır kaçmaz. İlmek örgü değil ki bu tığ. Kaçmıyor mu şu bunda? Şu şekilde hayır bunda kaçmaz. Yakınızdaki broşu kendiniz yaptınız onu değil mi? Onu da kendim yaptım. Tahmin evet. Ettim çok güzelmiş. Teşekkür ederim dedim görsellik olsun. Teşekkürler. Şöyle. Bu ama tabii zor bir model yani değil aslında mi? Aslında hiç zor değil. Yani şimdi mi karışık sizin... geliyor? Canlı yayın diye mi karışık geliyor? Şöyle yayından sonra isterseniz. Deneyeyim ben bunu. Bakın. Yo daha önce hiç denemediğim için değil ya. Yaptım ben örgü. Örnek yani bu öyle bir, isterseniz bereleri de tarif edebilirim. Hani bu biraz bereleri, zor geldi diye. Yani sayı olarak söylerim. Mesela arada. Benim işime daha çok çanta falan yarayabilir. Mesela çanta falan öğrensem kendime yapsam sonra çok ama güzel bir göstermemiz lazım. İşte bu zor mu olur? Falan. Hayır bunun şimdi bu dip kısmı var. Bir taban oluşturuyorsunuz bunda. Hani yaparız da burada süre kısa olduğu için hani yetişmez. Şey olabilir. Bir zemin bir gün hazırlamamız bize gidelim gerekiyor. Deriz hanımcığım. Gidelim. Oturalım çay kahve. Gidelim, yaparız tamam. Akşama aha, kadar. O şekilde yapalım. Yıldızı gösterebilirim isterseniz. Gösterin yıldızını. Lütfen. Hı-hı. Onu da tığımız bunda 4 numaraydı. Orta kalınlık ha, tabii. Değil mi? Onu söylemedik. Bakabilir miyim? Tabii ki. Bu normal böyle benim çocukken gördüğüm tığlardan değil. Bayağı böyle. Şey bunlar bu sap kısmı silikonlu olduğunda eli acıtmıyor. Özelliği o. Ha, yani yumuşak olduğu için. Sizinkine de bakayım. Bu da aynısı. Yani numarası farklı. 4,5. Numaralar farklı. Bayağı hem renkli yumuşak, hem de evet, güzel. Yumuşak. Şey de mesela özellikle bu kağıt ipleri yaparken çok zorlanıyorsunuz. Bu parmaklarda falan açılmalar olabiliyor. Yani o sert bir şey çünkü. Yıldızı gösterelim isterseniz. Gösterelim. Mesela bu ipin rengi de muhteşem. Hangisi? Pembenin. Hı. Şöyle koyayım. Hangisini alacaksınız? 4,5'la yapıyorum bunu. Çünkü 2 kat koton ip kullanıyorum yıldızda. Daha bir şey böyle hacimli dursun diye. Hacimli dursun. Onu da şöyle sihirli halka dediğimiz bir şey var. Şöyle parmağımıza bir kez doluyoruz ipi. Tamam. Şöyle. Kadınlar bunu tuttuğumuz vakit şuradan geçirdiğimizde ipi kilitliyoruz. Bir saniye. Tekrar alalım. İpi kilitliyoruz. Hı hı. Burada ipimiz kilitlenmiş oluyor. Şimdi şu halkanın içini dolduracağız. Tamam. Bunu neden sihirli halka diyoruz? Çünkü burayı içini doldurduğumuz zaman bu ipi çektiğimiz zaman bu boşluk kapanmış oluyor ve düzgün oluyor. O yüzden. Şimdi bunu tığın başına dolayarak ikili trabzan dediğimiz bu boşluğa 2 kere de çıkartıyoruz. Çok ilginç. Yani aslında böyle kafanızdan uydurarak da bir şeyler çıkarıyorsunuz tabii, değil tabii, mi? Anneannem benim hep şey der. Yanlış da bir nakıştır.
Abi de bir baktınız, oradan çok farklı çektiniz, bir model buradan çıktı. Evet. Geçirdiniz, bambaşka bir şey çok çıkabilir. Daha, yani daha modern bir şey olabilir, daha farklı bir şey olabilir. Başkası ona örnek zannedebilir ama değişik bir şey olabilir. Şimdi bunu doldurduğumuz zaman... Bizim kedi de burada olsaydı keşke. Yumak yere düşünce aklıma o geldi. Rahat bayağı edebilir miydi? Şimdi kaç tane yapacağız? Şimdi peki, buradan sayı? İçine 14 tane dolduruyoruz yıldız yapmamız için. 14 tane ikili trabzan. Yani iki kere de çıkartıyoruz. 1, 2. Tekrar tığın başına doluyoruz. İçine halkanın girip 1 ve 2 kere de çıkartıyoruz. Bir çember gibi mi? Çember gibi. Şimdi ben yapacağız. Onu çekince kapanacak, onu göstereceğim. Tamam. Şimdi bakın. Şunu çektiğim zaman buradan bunu çıkartalım. Bakın bu yuvarlak, düzgün bir yuvarlak olacak. Gösteririm yine Feridun abiye, çok merak ediyor. Şunu da kapatayım. Şu kapattığımız zaman düzgün yuvarlak oldu ya, bunu birleştirmemiz lazım. Tamam. Buraya da ilmeğe girdiğimiz zaman bakın şöyle. Ay çok güzel oldu. Düzgün bir şöyle yuvarlak. Şöyle gösterelim. Tabii. Kameraya doğru. Şu şekilde olur. Şimdi ortası oyuk bir şey açıp 14 ilmek. 14 tane ikili trabzan yaptık i̇kili içine. İlmek değil şimdi, trabzanmış. İkili trabzan örgüde, yapıyoruz. Evet, ikili trabzan. Onu doldurduktan sonra şimdi yıldızımızın bacaklarını yapmaya başlayacağız. Şimdi 5 tane bacağı var ya, öyle değil. Şimdi onun için birleştirdikten sonra 6 tane yıldız zincir, battaniyemizin üstündeki yıldızlardan. 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi o bakın şuradaki. Evet, bu yıldızdan yapıyoruz. Şu zeminini, şuradakini göstereyim. Ay dur, ters. Bu zemini bir anda çekerek kapattık. Evet. Şimdi 5 tane ayaklarını şimdi şu yapıyoruz. Bacaklarının, şimdi bacaklar. Bakarsanız eğer buradan bu tarafı daha az, buraya doğru yükseliyor. Onu yapmaya çalışacağız şimdi. Tamam. Şimdi 6 zincir çektik birleştirdiğimiz yerden. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. İkinci ilmeğin içine giriyoruz. Ama şeyle, sık iğneyle, hiç almadan tığımızın üzerine. Ve bir kere de çıkartıyoruz. Bu şimdi birincisi oldu. Şimdi tığımıza dolayıp tekrar ikinci ilmeğe batıyoruz. 3 tane oldu. Bir kere de çıkartıyoruz. Buna da yalancı trabzan veya bazıları çakma sık iğne de diyor. Öyle de söyleyeyim. Şimdi başına tekrar aldık. Bir yanındakine ilmeğin içine giriyoruz ve 2 kere de çıkıyoruz. Bakın şimdi gösteriyorum. Yavaş yavaş yükselmeye başladı. Aa, evet. Şöyle göstereyim. Şimdi en son ilmeğimizde de bu defa 3 kere de çıkartıyoruz. Sıkmadan. Hiç ilmekleri sıkmadan. Bakın yıldızın bacağı oldu. Tamamlandı. Şimdi gösterelim mi yine? Şey birleştireyim buraya. Birleştirin öyle. 2 ilmek atlayıp üçüncünün. Üçüncüsünü de birleştiriyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Fakat şu şekilde değil. İlmeğimizi bunun içinden kaydırıyoruz. Sıfırlansın diye. Bakın. Tamam. Korumak için. Gösterelim mi? Şeyleri de alayım, yumakları da alayım. Bir şeyi öyle oldu. Bir bacağını şimdi, yapmış olduk şu an. Aynı yerden tekrar 6 zincir çekerek ikincisini oluşturacağız. Böyle güzel görünüyor mu? Bakın yuvarlağımızı yapmıştık. Şimdi bacağını yaptık. Şunu da böyle bir tanesini batırdık. Öyle çıkardık. Nasıl tarif edeceğiz? Onu ikinciyi yapalım isterseniz. Hem bak o şekilde tavşan da olabilir. Öyle de yapabilirler. Ha, tavşan da olabilir. Evet. Öyle de ikinciyi kulağa yaptığınız zaman daha süsler. Tabii ki tabii. Mesela bu yıldızları battaniyede olur, yatak örtüsünde olur, bir yastıkta olabilir, abajur üzeri süslenebilir. Yani çok farklı yerlerde kullanılabilir. Tabii. Diyorum ya, o tasarımla ilgili düşünceli. Şimdi aynı yerden tekrar 6 zincir çekiyoruz. Hiç şey yapmadan, fazlaca sıkmadan, yani böyle bol bol güzel olsun diye. Zaten bebek örgülerinde çok da sıkınca güzel olmuyor. Tekrar 2 ilmek atlayıp içine hiç almadan tığımıza battığımızda birincisini yapmış oluyoruz. En küçük olanı. Şimdi doladık. İkinciye battık. Bu defa bir kere de çıkartıyoruz hepsini. İkincisi oldu. Tekrar doladık. Onun yanındakine battık. Şimdi o 6'yı yavaş yavaş dolduruyoruz. Bu defa 2 kere de çıkartıyoruz. Yavaşça yükselmiş oluyor. Tekrar doladık. Son ilmeğimiz. Onun içine tekrar girdiğimiz zaman onu da 3 kere de çıkartıyoruz. Bakın uzata uzata yapıyorum ki hani o yükselti olsun diye şu. Tekrar 2 ilmek atlayıp 3.ye şimdi onu göstereceğim. Şöyle ilmeği çıkardığımız zaman normalde şu şekil yapıp da sıfırlanır. Ama bunu öyle yapmıyoruz. Bunu böyle yapınca bunu içinden geçiriyoruz ki hiç yükselti olmasın. Buraya sıfırlansın diye.
Bakın böyle yaptığınız zaman mesela böyle bir tavşan kulağı falan da olabilir. Yıldızın mesela iki bacağı. Öyle yapılmayıp hani göz kaş bir şeyler yapılır. Gösterelim Mesela tekrar. yıldız yaparken benim aklıma öyle de geldi. Öyle de Güzel olur. görünüyor mu? Çok sevimli. O şekilde bu bitene kadar 5 tane olmuş olacak. Aynı işlemi 5 kere tekrarlıyoruz. Yıldızımız tamamlanmış olacak o Ay şekilde. çok güzel. Yani isterseniz tamamlayabilirsin. Tamamlayabiliriz. Evet, Sonra da otur. onu herhangi bir şapkanın üzerine nasıl çok da Diktim ben, elle diktim hepsini. normal iğne iplikle mi Tabii, dikiliyor? diktim. Yine böyle renginde normal iplik alıp tek tek önce bir masanın üzerine böyle onları dizayn ettim. Hani ne şekilde yıldızları koydum. Sonra onları elimde diktim. Aradan böyle üzerinden belli olmasın diye. Çünkü bebek şey yıkanacak tabii de hani hem sağlam olması lazım hem güzel olması lazım. O yüzden yani belli olmuyor herhalde Yo, bakarsanız hiç belli olmuyor. Ben üzerine. bilmediğim için sordum. Çok güzeller. Şimdi bu işleri yapmak tabii insana çok iyi geliyor dedik. Terapya. Meditasyon, terapi dedik ama boynunuz yoruluyor mu ya da bilekleriniz, eliniz? Çünkü Onu sürekli söyleyeceğim. Evet, bazen mesela siparişlerim olduğunda eğer yetişecekse o zaman bayağı bir hani öne bakmak zorundasınız böyle bu şekilde yapılmadığı için. Mecburen o zaman bu omuzlarımda şey o zaman anlamıyorum ama sonrasında ağrabiliyor. Özellikle şu kağıt ipleri yaparken o bayağı bir yoruyor. Katip şu Şunlar çantamı. evet. Mesela şunlar Aa, büyükleri. o büyüğüne Onlar bir tabii. bana versenize ben onu bir göstereyim İçi kameraya. de astarlı. Sırt çantası Bu bu. çok güzel bir sırt Sırt çantası. Bunu çantası. göstermek istiyorum size Bunun içi de sevgili astarlı izleyiciler. falan. Çok da Sırt çantamız kullanışlı. bu. Hemen şöyle çevireyim. Ben de bir yandan nasıl görünüyor diye bakıyorum. İçini de açabilirsiniz. İçini de Bak. gösterelim. Şeyden Burada buradan bir bağcık. bağcığını da açalım. Tam torba çanta dediğimiz o Torba şekilde. çanta. Ama çok kullanışlı. Cebi de var Evet içerisinde. ve Hani telefon falan mıknatıslı koymak için. cepleri var içeride. Şöyle yapayım mı? O diğeri de öyle. Önde var bir tane. O Öyle. da şey. Sırt değil normal. İçi böyle cepleri var. Burada mıknatıslı şeyleri var. Çok kullanışlı o. Hani içine torba çanta Bir de dediğimiz torba yazın çanta hemen gibi böyle. böyle toplanıyor. Hani içerisine bir şey koyup çok rahat sırtta taşınabilen güzel bir model. Bir de çok hafifmiş. İçinin astarı falan da güzel. O da pamuklu bir Bir kumaş. de bu Koton. ipler hasır ip olmasına rağmen yumuşak ipler. Aslında yumuşak değil, bayağı sert bir ip o ama elde falan da örünce ya yumuşuyor. Hani örerken diyorum ya bayağı bir zorlanılıyor onda. Mesela bir koton şeyde öyle değil ama hasırlarda bayağı zorlanıyor. Bu çanta aynı şekilde, o diğeri öyle. Şu kırmızı çantamızda makrame ipi dediğimiz Onu da bir ipten. gösterelim mi? Farklı bir ip. O da farklı. Bunun özelliği nedir? O da makrame. Bu akrilik bir ip. Pamuk değil. Fakat şey bunun da örümü bayağı yani çok fazla ilerlemeyen bir örnek. Onu da içine Burada açabilirsiniz. bir Sonsuzluk. aksesuarımız var, sonsuzluk işareti. Bize bunun güzel tarafı tasarımınızda bu iple deriyi birleştirmişsiniz. Evet, öyle de güzel oluyor. Ben mesela kumaşla da birleştirmeyi çok seviyorum. Şimdi yeni olan şeylerin, projelerin arasında var öyle kotlarla falan. Koton ipleri birleştirip o şekilde çanta yapmayı planlıyorum. Üzerine böyle değişik aksesuarlar kullanıp böyle Süper. hani farklı yazlık çantalar. Bilmiyorum, güzel olur herhalde. Çok O güzel olur. Siz şekilde. yaparsanız da güzel olmaz Teşekkür mı? ediyorum, sağ Başka olun. var mı kafanızda böyle fikirler, Şu tasarımlar? çantanın da değişik, isterseniz onu da Tamam, gösterebilirsiniz. şu Sevebilirsiniz. Ben mi vereyim? yok ben kalkarım ama oradan görünüyor mu? Ha, tamam, yok içini falan Tamam, isterseniz oradan da görünüyor alabiliriz. tabii ki. Çok güzel. O Şu daha kol şapkalar çantası gibi mi? şeyler. Onları da gösterelim. Gösterelim mi? Aha, şapkaları gösterelim. Bunlar bebek Bunlar da ipim. şapkalarını çok sevdik, çok gösterdik. Bunlar da daha iyi. Bunlar da şey Evet, büyükler için. çanta çok güzel bir çanta. Bu kol çantası deminki versiyonun. Şey bu da böyle hani uzun takıldığı zaman güzel duruyor o Bu çok çanta. güzel. Hani şey değil. Evet, onlar da yünlü ipler. Bunlar Çok yün, ısıtıyor. bunların bu çok Onlar güzel bir da burgu şapka. saç örgü dediğimiz bir örnek o da. Renkleri çok güzel. Yani Ha, renk evet, seçimleriniz bu görülebilir. lacivertle turkuaz mı diye geçiyor bu. Evet gibi. Onlar şey Şunu da bir hemen arada olan göstereyim. degrade bir ip o. Onun da örneği daha Bu da farklı. biraz daha böyle simli bir ip. O Biraz kendinden daha evet öyle. şık bir ip. Bunların dokusu da çok güzel. Yumuşak değil mi? Çok Ben çok yumuşaklığı. örgüde serti sevmiyorum. Hani yumuşak böyle alındığı zaman rahatsız edecek bir şey olmaması lazım. Örgünün yumuşak olması lazım. Yani takıldığında rahatsız edilmemesi lazım. Bilmiyorum nasıl. Bu da midye modeli. Bu
Onu bu da yine başka bir şeyden bir kadın çantası. Bu da çok şık. Bakar mısınız? Bunda bir rengi, her şeyle gider. Şu şeyini de yakından görebilirseniz püskülünü. Bakın orada da bir tasarım var. Yine çok güzel bir şey yapmışsınız. Püskülün güzel onlar da. Kaftan şeklinde püskülünlü fermuarı. Şunu da tamamlayalım. Bayağı güzel. Beğendiğinize sevindim. Midye şeklinde, yarım evet, ay şeklinde. Evet, öyle. Hepsini önüme topladım, iyi mi? Şimdi Yıldız'ın ayaklarını yapıyorsunuz. Yıldız'ın ayakları? Beş tane yapacaksınız. Dördüncüyü yapıyorum şu anda. Oo, konuşurken yaptınız bile. Zaman az olunca. Kaç, şimdi bu işleri uzun zamandır yapıyorsunuz ama evet, yapıyorum. Bu işin böyle bir ticari boyutunu ne zamandan beri yapmaya başladınız? Önce ben diyorum ya, kendim hani kızıma ya da böyle hediye amaçlı eşime, dostuma o şekilde hani el emeği deyip götürdüm, hediye olarak verdim falan. Sonra baktım beğeniliyor. Öneriler geldi. Hani niye sipariş olarak da madem beğeniliyor yapmıyorsun deyince o açıdan bakmaya başladım. Daha önce o açıdan bakmamıştım hiç. Bakınca da tabii baktım oluyor. Ama siparişle diyorum ya, çalışmayı daha çok seviyorum. Mesela renkler, bu çantayı yaptım. Kimisi bu rengi beğeniyor. Kimisi diyor ki benim rengim açık renk. Ben onu istemiyorum diyor. Şimdi ben onu yaptığım zaman o benim elimde olur. Herkesin zevkine hitap etmek için en iyisi hani ne renk istiyorlarsa, üzerine nasıl istiyorlarsa. Tabii. Böyle çalışmayı daha çok seviyorum yani. Tabii. Bu şekilde. Şimdi bir yandan yıldızımızı bitirelim. Biz bir yandan da mutfağa dönelim. Emre de tatlısını bitirdi. Çok oldu ama Emre laf lafı açtı. Dönemedim sana. Tatlıyı hazırladım. Ben kaselere paylaştırdım. Hemen ne yaptığımı izleyicilerimize kısaca bir anlatayım. Öncelikle bir 270 gram kadar toz şekeri 6 su bardağı suyun içerisinde tencerede kaynatmaya başladım. O kaynamadan önce birlikte yaklaşık bir çay bardağı kadar da pirinç ekledim bu karışımın içerisine. İyice kaynayıp pirinçleri pişirdikten sonra iki ayrı kase içerisinde bir yemek kaşığı nişastayı, bir tatlı kaşığı da zerdeçalı, yaklaşık üçer yemek kaşığı su ile çözünür bir hale getirdim. Kaynayan pirinç ve şeker tenceresinin içerisine ilave ettim. Hemen ardından yaklaşık iki yemek kaşığı kadar da dolmalık fıstığı, bir yemek kaşığı kadar da kuş üzümünü bu tencerenin içerisine ekledim ve pişirmeye devam ettim. İyice kıvam aldıktan sonra dördünü toprak güvece, üç tanesini de cam kase içerisine paylaştırdım ve şu anda soğutuyorum. Üzerini yine parçaladığım Antep fıstığı ve kuş üzümüyle süsledim. Birazdan soğuduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Sizlere de denemenizi öneririm. Teşekkür ederiz Emre, ben sağ olasın. Ederim. Bitti mi Yıldız? Yıldızımız karşıla göz arasında. Göstereceğim, hemen ipini de arkada saklayalım. O ipini sonra makasla mı kesiyoruz? İçinden birazcık yürütüp arka tarafından önce bir gizliyoruz onu. Oo, makasımız. Hani, tabii ondan sonra makasla kestiğimiz vakit. Malzeme çantanız çok şık. Şu şeyi gösterebilir miyim, makası? Makasınızı göstereceğim. Tabii ki, çok buyurun. Hoş. Bunu en çok kullandığım, çok sevdiğim, elime alışkın. Belli bir özelliği var mıdır? Çok güzel kesiyor. Bir de kağıt kesmemeye çalışıyorum. O zaman köreliyor makas. Hani sadece bu işlerde kullanıyorum. Bir de el ona alışkın olunca sürekli evde mesela var ama onu arıyorum. Mesela yıldızımız böyle. Bunu... Çok güzelmiş. İşte tasarımcı, kadının çok daha tasarımcı. Farklı modelleri de var. O kadar güzelleri var ki o makasların. Evet. Şöyle yıldızımız. Şöyle bir şeyin üzerine koyun isterseniz o şekilde. Bunu tamam, mesela makası size vereyim. Teşekkür ediyorum. Şapka üzerine de konulabilir. Şöyle şapkanın üstünde yani tutayım. Güzel görünüyor mu? Onlardan birkaç tane yapılıp üst üste konulunca böyle çiçek şekli de oluyor kendi haliyle. Şöyle yukarı doğru kıvrılıyor ya şeylere. Çiçek de yapılabiliyor diyorsunuz. Yani mesela o şekilde. Şöyle kapalı mesela. Onlardan birkaç tane üst üste koyup o da bir değişik, onu böyle uçlarını dikerken. Uçlarını burkarak. Yani böyle tomurcuk gibi böyle birkaç tane olması lazım ama böyle üzerine. Evet, öyle bayağı de, güzel. Güzel oluyor çiçek şekli. Şimdi bir sürü renkler var, bir sürü ipler var. Siz nelere dikkat ediyorsunuz ip alırken? Önce ipin mesela kalın bir şeyse şapkalarda içerisinde yünün olmasına, mesela akrilik bir ipten çok ısıtmak amaçlı, hem daha sağlıklı olsun diye. Ama bebek şeylerinde kesinlikle koton ipleri tercih ediyorum. Pamuklu koton ya da bambu.
Hani çocukları terletmeyecek. Akrilik bir de şey hani hem terletmeyecek hem ısıtacak. Pamuk öyledir, bambu ipler falan. O şekilde olmasına bebek şeylerinde özellikle mesela bu şapkalar hepsi öyle o şekilde. Çünkü çocuğun sağlığı da önemli. Bu battaniyenin şey ipini o da öyle orta kalınlıkta yine çok bebek güzelmiş. Şeyine uygun. Hani bu koton değil ama yine böyle bebek eşyaları yapmaya uygun bir ip bu. Mesela işte. Ben küçükken anneannem bana bir sürü kazak örerdi. Böyle bu sizin ördüğünüz şapkalar gibi pembeli pembeli renklerde bir sürü. Ben onların hepsini giyerdim. Sonra büyüyünce onların hepsini anneannem söktü. Tabii ve onları o iplerle başka bir şeyler yaptı. İşte o da bir tasarım. O da bir tasarım. Tabii o da bir tasarım. Zaten onu yenileyip yani hep de almak almak değil de eskileri birleştirip onlarla değişik bir şeyleri o daha da bir güzel. Orada asıl yani tasarımcı ruhu orada devreye giriyor. Böyle kadınlara, yetişkinlere kazaklar da örüyor musunuz tabii yoksa? Tabii öyle de yani baharlık mesela önümüz bahar şimdi düşünüyorum bir tane. Baştan bir kızıma yapayım diyorum yine. Ondan sonra onun gerisi gelir böyle merserize, ajurlu, pamuk böyle iplerden falan. Güzel olur tabii hem terletmez yazın böyle hemen bir şeyleri ya da serin yaz akşamlarında da askılı şeylerin tişörtlerin üzerine falan. Kullanılabilen bir model yani o şekilde. Gençler seviyorlar. Biz de herkes sever. Şal çok talep alıyor musunuz? Şal eskisi kadar çok kullanılmıyor şalın, çünkü. Şaldan çok panço tarzı daha çok galiba tercih ediliyor. Şimdi şal da örülüyor tabii de. Şalı daha çok böyle şey üzerine, kabanların üzerine falan şöyle atarak hani o şekilde kullanılıyor. Hani eskisi gibi böyle omuza alıp da o şekilde pek yok gibi. Yani farklı amaçlı. Ama böyle panço gibi. Şalların değişik versiyonları oluyor. Onlar panço gibi falan kullanılabiliyor. Öyle de oluyor tabii. Doğru. Diyorum ya biraz da istek doğrultusunda ne istenirse o yönde siz yapmak istiyorsunuz ama ben bir şeyi çok fazla yapmayı çok sevmiyorum. Doğru. Sıkılıyor insan. Şimdi bir şey soracağım size. Tabii buyurun. Marka veremiyoruz ama mağaza fiyatı ne kadardı bu çantanın? Valla o çantanın benzeri mağaza fiyatı 190 falandı. Siz güzel bunu... ünlü bir markadan. Güzel, ünlü bir markada 190 lira. 190 Deniz Hanım sattı, bunu kendi elleriyle yaptı. Çok kıymetli bir şey. Bir de şey astarı falan da kendi yaptığınız için biliyorsunuz daha astarı. Mesela daha pamuk, güzel bir kumaştan. Tabii daha kaliteli malzemeler, materyaller yani, kullanabiliyorsunuz. Çok işte. Çok daha ucuza mal oluyor. Tabii. Süpersiniz. Teşekkür çok, ediyorum, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Deniz Hanımcığım. İstanbul'dan kalkıp geldiniz. Rica İyi ki ederim. Geldiniz. Ben size teşekkür ürünleri ederim. Göstermek ağırladınız çok beni çok güzel. Ben teşekkür ediyorum size, sağ ekibinize. Teşekkür çok ederiz. Çok memnun oldum. Emre sağ sana olun. Da çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun herkese. Teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.